İyi günler değerli Yeni Bakış TV izleyicileri. Bugün 7 Mart Perşembe ve güncel programımızda sizlerle yeniden birlikte oluyoruz. Tabii bugün benim bu hafta içindeki son programım. Artık haftaya pazartesi görüşeceğiz. Haftaya pazartesi burada olurum. Haftanın 4 günü güncel programında Yeni Bakış TV'de sizlerle birlikte oluyoruz. İşte gazetelerin manşetlerini değerlendiriyoruz. Yazımızı okuyoruz. Önemli diğer başka haberler varsa onları sizlere aktarıyoruz. Ama memlekette iyiye giden bir şeyin olmadığını da görüyoruz. Yani bütün bir hafta boyunca sizlerle devamlı paylaştığımız gibi bu ülkedeki yapısal sorunların hiçbiri çözülmüyor. Çözülmesi için de gayret sarf edilmiyor, görüyorsunuz. Kamu reformu denilen hadisede bir anda statükoyla, yani mevcut durumdan memnun olan, statükoyla müttefik olan sendikalar ayağa kalktı bile. Sanki o kamu reformu bir haltmış gibi, yani çok şey değiştirecekmiş, çok köklü değişiklik yapacakmış gibi zaten ayağa kalktılar bile. Yani bu ülkede statükonun müttefiki çok, gizli veya açık pek çok müttefiki var. Onun için değiştirmek mümkün değil. Değiştirme vaadiyle, sözleriyle ve hayalleriyle iktidara gelenlerin de gördüğünüz gibi yapacak bir şeyleri yok. Tıkanıp kalıyorlar. İsteseler de yapamazlar. Ama yani kabinenin genel yapısına bir baktığımızda çok da isteyen yok gibi görünüyor. Spesifik olarak size sıralayamam kim ister kim istemez ama nasıl ki sendikalar mevcut düzenden memnun ve sözde bir kamu reformu yapılacak diye bunun adına bile kamu deformu diyecek kadar kendilerinden geçmiş ölçüde statükoyla müttefik. Siyasi partiler de yine mevcut siyasi rejimin icazetiyle seçime girdikleri için o seçim koşullarında insanları sandığa davet ettikleri için ve o seçim koşullarında seçildikleri ve iktidara geldikleri için rejimle bir çelişkileri yok. Yani uzlaşmaz çelişkileri yok en azından. Sistemin tekerine çomak sokacağız diyen başvekil Erhürman'ın eğer mevcut sistemle, kendi deyimiyle sistem, benim anlatmaya çalıştığım olduğu gibi siyasi rejim, yani ekonomisiyle, sistemleriyle, mekanizmalarıyla, çarklarıyla, olduğu gibi siyasi rejimle bir derdi olsa, uzlaşmaz bir çelişkisi olsa, şimdiye kadar çoktan rejimi elleyebilirdi en hassas noktalarından. Çok açık ve net söylüyorum. Yani yeni rejimin egemenlerinin, baronlarının telaşlanacağı noktalardan rejimi tokatlayabilirlerdi. Yapmazlar, yapamazlar. Nitekim de yapmıyorlar. Sadece güzel konuşuyorlar. Sadece güzel konuşuyorlar. Dün bütün gün gittiğim birçok yerde bir televizyon kanalında Sayın Başvekil Erhürman'dan UVP Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar'ın bir araya getirilip tartıştırıldığı bir programın yankılarını konuşuyordu pek çok arkadaş. Bizde böyledir. Yani bir şey konuşulmaya başlandı mı dal budak sarar. Herkes de o havaya, o dalgaya, o rüzgara uyar ve rahat ettiğini zanneder. Rahatladığını zanneder. Ferah ettiğini zanneder ama aslında
Öyle bir şey yok. Örneğin ya başvekil Erhürman ne güzel konuştu dün televizyonlarda. Konuş, istediğin kadar konuş. Bir şey değişmiyorsa memlekette, sömürü devam ediyorsa, vurguncu, soyguncu insanlarımızı yoluyorsa, gazıklıyorsa, rejimin egemenleri, rejimin baronları rahatça saltanatlarını sürdürebiliyorsa, siz iyi konuşmakla neyi değiştirirsiniz? Hiçbir şey. Sistemin tekerine çomak sokmak da iyi bir konuşmaydı. Kulağa çok hoş gelirdi. Benim de kulağıma hoş geldi. Sistemin tekerine çomak sokma. Vaadi, sözü ve taahhüdü mevcut başvekil Erhürman'ın. Güzel konuşma değil mi? Sistemin tekerine çomak sokma. Çok hoş bir konuşma. Çok hoş. Kulağa da hoş gelir. Ya ne oldu? Sistemin tekerine çomak sokmayı bırakın. Çöp sokamadılar. Ve esas çomağı, esas kazığı halkın yemesini sağladılar. Halka soktular esas çomağı. Kimlerle? Vurguncu marketçiler, soyguncu ithalatçılar ve ilaç deposu baronları. Gidin bir ilaç alın. Şimdi eczaneden de görün. Fiyatı nasıl geçen aya göre ne hale geldi? Budur sistemin tekerine çomak sokmak. Vurguncunun, soyguncunun, anamalcının, vahşi sömürücünün çıkar ağlarına çomak sokmak bu mudur? Bunlara göz yummak mıdır? Güzel değil mi söz? Sistemin tekerine çomak sokacağız. Çalışır yaparız. Hani? Neyi yaptınız? Neyi yaptınız da bu halk 7 Ocak 2018'den itibaren, yani seçimlerin yapıldığı gün, tarih, diyelim ki Şubat'ta kuruldu hükümet, Şubat 2018'den itibaren neyi yaptınız da bu insanların başı göğe erdi? Sadece söz, sadece laf, sadece lakırdı. Sonra da insanlar konuşsun işte desin ki iyi konuştu, güzel konuştu Tufan Erhürman televizyonda. Ne değişti? Bu yüzden ben dediğimde Ulusal Birlik Partisi bu halkı düzer, bu toplumu düzer, bu memleketi düzer. Vahşice düzer. Ama görüyorsunuz, bunlar da okşayarak düzer. Sonuçta okşayan da düzer, vahşice muamele eden de düzer. Ne değişir? Hepsi aynı rejimin partisi değil mi? Gomması değil mi? Biri okşar düzerken, o biri de kanadır düzerken. Ama neticede ikisi de düzer. Dörtlü koalisyon da düzmektedir halkımızı. UBP iktidarları da düzmekteydi. Sonuca bakarım. Sonuca bakalım. Ne değişti? Düzen değişti mi? Hayır. Düzülen değişti mi? Hayır. Peki, okşamaya inandık. Veya bunlar iyi niyetlidir de o birler kötü niyetlidir. Kabul ettim onu da.
Bunlar da iyi niyetliler de var. O birler hep kötü niyetli, kabul ettim. Ne oldu iyi niyetliysen? Sonuçta değişen bir şey mi var? Düzen de aynı, düzülen de aynı değil mi sonuçta? Nereye bakarız biz? Okşanarak düzülmeye mi? Vahşice düzülmeye mi? Tercih meselesi. Beni okşayarak düşsünler be kardeş. Laf yapsınlar. Lakırdı söylesinler. Çalışır yaparız desinler. Sistemin tekerine çomak sokacağız desinler. Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi söyle hoşuma gidiyor. Yalan da olsa söyle hoşuma gidiyor. Söyle. Bu noktadayız. Bu noktadayız. Ve tefrika ediyoruz. Sayın Başvekil Erhürman'ın televizyonda salt bir programda yaptığı konuşmaların ne kadar güzel ve önemli konuşmalar olduğunu anlatmak için tefrikalar düzüyoruz. Değişen? Değişen ne? Sınır kapılarımız bugün de delik deşik değil mi? Bugün kaç kriminal adam geçti oradan farkında mısınız? Kimse bilmez. Delik deşik çünkü. Hiçbir önlem yoktur. Elini kolluğunu sallaya sallaya girdi. Ertesi gün araba kiraladı. 133 promilli arabayı sürdü. İki arabayı biçti. İki insanı da biçebilirdi. Bu sınır kapıları veya giriş kapıları diye. Soruma Girhan'ı gibi elini kolunu sallayan, gelip burada infaz gerçekleştiren, gelip burada suç işleyen, gelip burada toplumun bütün dokularını lime lime eden o kalabalıkları, o taşıma nüfusu, o yığma nüfusu engelledi mi? Televizyonda çok güzel konuşan Tufan Erhürman. Siz iradeyi kimden alıyorsunuz? Halktan alsaydınız eğer iradeyi, çünkü düzmece bir seçimdir bu rejimin seçimleri, bunları yapmak zorunda hissederdiniz kendinizi. Siz iradeyi rejimden alıyorsunuz, siyasi rejimden. Siyasi rejimin rotasının dışına çıkamıyorsunuz. Güzel sözler, tatlı dil, bir hayli ağdalı kelimeler ve ifadelerle dolu retorik. Ama sonuç? Sonuç ne? Biri bana desin ki Tufan Erhürman çok güzel konuştu ve çok güzel işler yapıyor. Bir tane gösterin bana. Ha, domates sözleşmesi imzalanıyor. Ha, bunu da başarı diye takdim edecekler. Çok ağır şartlar var domates sözleşmesinde. Sendikaya, işçilere getirilen. Kimse farkında değil ama bu sözleşme onur meselesi olduğu için çalışanlar ve emekçiler için belki de iki katı daha fazla çalışarak oradaki o ağır koşulları karşılamaya çalışacaklar. Çünkü onur meselesiydi. Ama çok ağır şartlar var. Çok ağır şartlar var. Bugün Yeni Düzen gazetesinde çıktı. İsteyen alsın okusun onu da. Peki siz Mart 2018'den beri ne yapıyordunuz? İktidarda değil miydiniz Mart 2018'de? Neden bu sözleşmeyi geciktirdiniz imzalanmasını ve malzeme yaptınız UBP'nin eline, ortalığı kaldırttı, oturttu ve şimdi daha ağır sözleşmeyi imzalatıyorsunuz işçiye, emekçiye ha? Bizi mi kandıracaksınız? Uzattınız, kamuoyu yarattınız, tartışma konusu yarattınız, imzalamamak için siz sosyalist başvekilin hükümeti
ve diğer gommaları içinde hepsi imzalamadığınız zamanında bu sözleşmeyi dayanışma limitetle Dom Otel'in işçisiyle, emekçisiyle sürüncemede bıraktınız, zamana yaydınız, konu oldu, ortalık çalkalandı, ihaleye çıkılması gündeme getirildi. Ve o kadar ağırlaştırıldı ki şartlar, bunlar yapılarak çok ciddi müeyyidelerinden Dom Otel'le, şimdi dayanışma limitetle, işçilerle, emekçilerle sözleşme imzalanıyor. Bunu mahsus yaptınız. Uzattınız ki konu olsun, kamuoyu çalkalansın, UBP medyası, İstatiko medyası bastırsın ve daha ağır şartlarda işçilere, emekçilere devredilsin oranın yönetimi. Mahsus yaptınız bunu da. Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşur. Yakışır. Her siyasetçi güzel konuşmalı. Her siyasetçinin retoriği iyi olmalı. Ama konuştuklarıyla yaptıkları da paralel olmalı. Demek ki her iyi konuşan iyi icraat yapamıyormuş. Demek ki iyi icraat yapabilen ama iyi konuşmayan insanlar da varmış. Demek ki iyi konuşmayan, hiç icraat yapmayanlar da varmış UBP gibi. Ama bunlar gibi sadece laf, sadece lakırdı, sadece iyi konuşma. Ama işte memleketin perişan hali. Bir tek sınır kapılarında, sınır kapısı diyorum, gene yanlış söylüyorum. Bir tek ülkeye giriş kapılarında alınmayan önlemler ve sorma gir hanı kakatece diye bilinmemiz bile ve her suç işleyenin bir arka bahçe olarak gördüğü, suçunun örtüleceğini düşündüğü buraya akın akın taşınması, hiçbir önlem alınmadan, bu bile siz ne kadar güzel konuşursanız konuşun, başarısızlığın yüzünüzde patlayan tokadıdır. Hani nerede? TCKKTC arasında giriş kapılarıyla ilgili, giriş kapılarındaki güvenlikle ilgili imzalanan protokol nerede? Nerede? İçişleri Bakanı hanımefendi biliyor mu acaba? Nerede olduğunu? Veya ne yazıyor orada ya? Ne yazıyor orada? Yasak mı bu halkın öğrenmesi? Tufan Erhürman televizyonda iyi konuştu. Bugünkü yazım da böyle. Erhürman'ın televizyonda güzel konuşması düzen ve düzüleni değiştiriyor mu? Dün günün tefrikası, başvekil Tufan Erhürman'ın bir TV kanalında katıldığı tartışma programında söyledikleriydi. Çok güzel konuştu Tufan Bey diye başlayan Mulhi ayıklama sohbetlerine benzer bir takım laflara ben de tanık oldum bazı ortamlarda. Çok fazla yorum yapmak istemedim bunlara. Sadece sordum. Güzel konuştuysa ne oldu? Hayatımızda iyiye ve güzele doğru ne gibi gelişmeler oldu? Toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ne yaptı hükümet ve hükümetin başı Tufan Bey? Ne yaptı? Tabii doğru düz bir cevap alamadım bu soruma ya da hiç cevap alamadım. Sen de çok kötümsersin eyden deyip konuyu kapattılar. Oysa iyimser olmak için bir tek sebep gösterin bana diyecektim ki Tufan Erhürman güzel konuştu tefrikası yapanlar benden böyle bir sorunun geleceğini de tahmin etmişlerdir mutlaka. Konuşmadılar ondan sonra.
Ha kendi aralarına gene konuşabilirler. Çok güzel konuştu Tufan Bey. Çok güzel ya. Yani bravo adama ya. Bravo. Onlar devam etsinler bu tefrikaya. İnsanlarımız bazı konularda hem fena halde yanılgıya düşüyorlar, hem de çevresindekileri yanıltmaya çalışıyorlar. Sırf bir TV programında güzel konuştu diye sanırsınız ki Tufan Erhürman'ı adeta ağzı dünyanın en güzel laf yapan siyasetçisi ilan etmekle değişmeyen ve ellenemeyen siyasi rejimin mevcut hükümetinin icraattaki yetersizliği, iradesizliği ve yeteneksizliği son bulacak. Yok öyle bir şey. Her ağzı iyi laf yapan iyi yönetici olamıyor işte. Ne demiş atalar? Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Tufan Erhürman televizyonda güzel konuştu. Aynası laftır kişinin, aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz, ters söyledim. Onların aynası laf olabilir, evet. Bugün Tufan Erhürman'ın TV'deki laf performansına hayran kalanlar aynasına da baktılar mı acaba? Yani güzel laf performansı ortaya koydu Sayın Erhürman. Müzik eşliğinde de dinlenebilir bu konuşma. Ahenkli, güzel bir retorik, ağdalı laflar. Ama onun bu laf performansına hayran kalanlar aynasına da baktılar mı? Yansımasına baktılar mı bu laf performansının? İşe nasıl yansır, icraata nasıl yansır? Veya toplumun tıpkı UEFA hükümetlerinden olduğu gibi bu dörtlü koalisyon hükümetinden de çektiği acı ve sıkıntıların farkındalar mı? Sanmıyorum. Retorik veya güzel konuşma bir sanattır, kabul ediyorum. Elbette çok güzel bir sanattır. Ama bu memlekete salt güzel konuşan değil, halkının ezilmesine göz yummadan doğru yönetebilme yeteneğine ve iradesine sahip liderler gerekir. Yani güzel konuşan lider bulabilin ya, çok zor değil. Yani eğer liderlik güzel konuşmaktan ibaretse, daha doğrusu bulabilin. Yani bizim bu televizyonda çok güzel konuşan arkadaşlarımız vardır. Ama memleket yönetme noktasına geldiğinde herkes güzel konuşmayla memleket yönetemez. Güzel konuşma laftır, lakırdıdır. Ancak icraatla paralel giderse, pratiğe de aynı güzellikte yansırsa bir değer kazanır. Velhasıl hem iyi konuşacaksın hem de iyi yöneteceksin. Aksi takdirde güzel konuşmaya paralel olarak iyi icraat ve yönetim ortaya koyamazsan ne yazar senin güzel konuşman? Ne yazar? Hatırlayın, gerek 7 Ocak 2018 seçimleri öncesinde, gerekse hemen sonrasında güzel konuşan başvekili Erhürman, bu sistemin tekerine çomak sokacağız dememiş miydi? Az önce bahsettim. Bu sözler de kulağa hoş gelen sözlerdi. Birçok insan da bu sözlerinden dolayı oy verdi mevcut başvekile ve partisine. Peki ne oldu? Sistemin tekerine çomak sokabildi mi başvekil ve hükümeti ya da iktidardaki partisi? Ne gezer? Hiçbir yapısal sorunu çözmek için hareket dahi etmeyi beceremedikleri gibi vurguncu marketçiler, soyguncu ithalatçılar, fırsatçı etsa deposu patronlarının yanında yer alarak sistemin tekerine çöp bile sokamadılar. Ama topluma kazık sokulmasına göz göre göre güya serbest piyasa adına
göz yumdular. Tufan Ertürman TV'de güzel konuşmuş. Güzel konuştu da ne oldu yani? Nüfusumuzu sayabiliyorlar mı? Ülkeye giriş çıkış kapılarına hakim olabiliyorlar mı? Nüfusun rakamını belirleyip kompozisyonunu saptayıp kontrol edebiliyorlar mı halkımızı perişan eden yığma ve taşıma kalabalıkları? Bunları yapıp halkımızın huzur ve can güvenliğini sağlayabiliyorlar mı? İstediğin kadar güzel konuş. Güzel konuşan çok insan var bu memlekette. Hatta başvekilden çok daha güzel konuşan. İraden var mı, becerin var mı memleket yönetmeye? Başvekil makamına kadar gelmiş bir siyasetçiye güzel konuşmak yakışabilir. Elbette bir meziyettir de. Ancak salt güzel konuşmak karın doyurmuyor, acıları hafifletmiyor. Velhasıl UVP iktidarları güzel konuşmadan vahşice düzüyordu memleketi. Bu hükümet güzel konuşarak, okşayarak düzecekse eğer, sonuçta düzülen de değişmeyecekse, mevcut düzenin sadece güzel konuşan başvekili olmanın faydası nedir bu topluma? Sadece güzel konuşan başvekil olmanın bu topluma faydası nedir? Soru. Sadece güzel konuşan. 45 yıl seçim sandıklarında yeterince sazan gibi davrandık. Bari bundan sonra kendimize gelsek iyi olmaz mı? Çiğdem Dürüst bugün koalisyonu darmadağın edin de gelin başlığını atmış yazısına. Ertaş Azer bağımlılık demiş. Serkan Soyalan Türkmen cezaevini anlattı demiş yazısının başlığına. Haksen Başkanı İzzet Türkmen ile ilgili bir TV programında söyledikleriyle ilgili. Kazım Denizci daha fazla gecikmeden demiş yazısı başlığına. Derviş Gezer Tatar Erhürman'a tavla teslim demiş. Ama Erhürman da sadece güzel konuşur. Güzel icraat. Gören varsa maha yazsın ya. Gören varsa güzel icraat. Yani halkı bu icraat UBP dönemine göre çok rahatlattı. Onu söylesinler bana. Ki UBP dönemi tercih edilebilecek bir dönem değil. Bana göre de. Ama biri desin ki bana bu icraat halkın tümünü, marketçiyi değil sadece, ithalatçıyı değil sadece, ilaç deposu baronlarını değil, bu halkı, bu toplumu, bu ezilen insanları çok rahatlattı desin bana biri de konuşalım. Yeni Bakış bugün manşetinde mutsuzluk şiddeti tetikliyor demiş. Uzman sosyolog Nihal Salman son günlerde toplumda artan şiddet vakalarının tek bir nedene bağlanamayacağına dikkat çekerek özellikle değişen nüfus yapısı başta olmak üzere, bakın bunu uzman bir sosyolog söylüyor. Özellikle değişen nüfus yapısı başta olmak üzere ekonomik nedenlerin ve işsizliğin şiddete zemin hazırladığını belirtti. Mutsuzluk şiddeti tetikliyor. Aha. Uzman sosyolog. Tufan Erhürman televizyonda güzel konuşmuş. Uzman sosyolog Nihal Salman daha
içerikli konuştu. Daha doğru konuştu. Daha gerçek konuştu. Sayın Başvekil Tufan Erhürman. Yeni Bakış logosunun hemen üstünde Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, çevre sorunlarının çözülmesi için öncelikle çevre yönetiminin yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı. Mehmet Lacivert demiş ki ben çok rahatladım abi. Artık markete gitmem, ayakkabı almam, pantolon almam. Tasarrufu öğretti bize bu iktidar. Nelerye sevk ettiler insanları gördünüz. Ama Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşmuş. Pratik, icraat. Güney Kıbrıs'ın 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu seçimine 49 adayla gireceği bildirildi. 49 adaydan 7'si Kıbrıslı Türk. Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşmuş. Ama Yeni Bakış'ın ön sayfadan haberi, eşi ile olan sevişme sahnelerini telefona çektiği sapıklar aramızda dolaşıyor. Gamze Pir Baykur'un haberi. Mutsuzluk şiddeti tetikliyor haber de Deniz Abidi'nin özel haberi. Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşuyor. Ama sapıklar da aramızda dolaşıyor. Ne yapmış bu sapık? Eşiyle olan sevişme sahnelerini telefona çekmiş. Eşiyle olan sevişme sahnesi. Sapıklar aramızda dolaşıyor ama Tufan Erhürman televizyonda güzel konuşuyor. Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın satılan binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL'sinin eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasına karar verdi. Mağduriyet gideriliyor. Uyuşturucu kuryesi cezaevine gönderildi. 18 ay yatacak ama Tufan Erhürman televizyonda güzel konuşuyor. Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik şubesi ekipleri kontrollerini son günlerde artırdı. Girne'de yoğun denetimler, Ahmet İkidereli'nin haberiydi. Kaldırıma çarpıp takla attı diye bir haber. Kazım Ağuz Eskeli Anayolu üzerinde dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Ama Tufan Erhürman televizyonda güzel konuşuyor. Kıbrıs gazetesi manşetini aktarıyoruz size. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne bir gün kala Kıbrıs'a konuşan Kayat aktivisti Mine Atlı, ülkede artış gösteren kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu olayların nasıl önüne geçirebileceği konusunda bilgi verdi. Kadın erkeğin eşyası değildir manşeti. Kadına yönelik şiddet logonun hemen yanında olaylar bitmek bilmiyor. Tartıştığı eşini sokak ortasında darp etti. Ama Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuştu. Radikal, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük ısrarı ne olacak? Garantörlükte İngiltere'de yok manşetini atmış Radikal gazetesi. Havadis, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Radyo Havadis ve Havadis Web TV'de yayınlanan kulis programına konuk olarak Melek Arabacıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Nami enerji konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Derdimiz ucuz elektrik. Hepimizin
derdi de bu. Sayın Nami, benim yani mevcut düzen içerisinde, mevcut rejim dahilinde bir şeyler yapabileceğine, öyle bir yeteneği olabileceğine inandığım isimlerden biridir. Gene de rejimin koşullarında onun da sınırları, çerçevesi bellidir ama işte hep iyi niyet derler, işte iyi niyet de Özdil Nami'de var. O birilerini bilemem. Ama Tufan Erhürman televizyonda güzel konuştu. İşte Dom Sözleşmesi demiş Yeni Düzen manşetinde. Zamanımız olsaydı bunun hepsini size okurdum ama Dom Sözleşmesi'nden öne çıkan kısımları Yeni Düzen aktarmış. Haberal Kıbrıslı Kıptek ODTÜ'yü itibarsızlaştırmaya çalıştı diye bir manşete yer vermiş. Ön sayfasında detay eski KTH'ye çalışanlarına 15 milyon TL demiş. Halkın sesi belediyelere sıkı denetim geliyor. Siz kapılara sıkı denetim getirin Sayın İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars öncelikle. Ve o protokolü açıklayın bize de. Öyle diyor Sayın Ayşegül Baybars, belediyelere sıkı denetim geliyor. Ne oldu? TC ile imzalanan giriş kapılarındaki güvenlikle ilgili protokol ne oldu? Kim bilir bunu? Bakanlar bilir mi? Başvekil Erhürman bilir mi? Şu televizyonda güzel konuşur. Vatan, yine Ayşegül Baybars'ın sözlerini manşete çekmiş. Çok enteresan belediye sınırları var. Siz koalisyon olarak çok enteresansınız. Agızım. Siz koalisyon olarak zaten çok enteresansınız. Başbakan Erhürman Londra'da yalla. Evet, gazetelerin neredeyse sonuna geldik sizlere okuyacağımız gazetelerin. Diyalog Varan 2 demiş manşetinde. Emlakçı Yasemin Taşkıran'ın ünlü oyuncu Selçuk Yöntem'in yanı sıra Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Beldiran'ı da 41 bin euro dolandırdığı iddia edildi. Mehmet Ali Beldiran Almanya'dan geldi. Kriz içindeki emlak sektörü Yasemin Taşkıran yüzünden bir darbe daha yedi. Avrasya Emlak Şirketi Selçuk Yöntem'e tapusunu bugün veriyor. Örnek hareket demiş Suna Erden'in haberiydi bu da. Kıbrıs Star'a bakalım. Aman tövbeler olsun ya. Geçen gün sakatlandım gülmeden bu artık. Yani bu memleketin trajikomik haline gülmekten sakatlandım. Şimdi bu başlığı gene okuyacağım size. Vallahi okuyacağım. Yani siz daha gülümseyin. İşte bu kadar karanlığın içinde Aziz Nesin varı hikayelerdir bunlar. Gülümseyin. Söyle, yalan da olsa hoşuma gidiyor Tufan Erhürman. Söyle, çık, TV'de güzel konuş. Öyle der Cem Karaca. Yalan da olsa söyle, hoşuma gidiyor. Kıbrıs Star cürete bak demiş. Lefkoşa'da uyuşturucu içerek polis müdürüne git. Ya yani olacak iş değil be arkadaş.
Lefkoşa'da uyuşturucu içerek polis müdürlüğüne giden ve polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki Eren Güneş cezaevine gönderildi. Yok bir de kahve yapaydılar kendine. Da hem kahveyi içsin hem de çeksin. Ya adam gitti çakmak istedi ya uyuşturucuyu yakmak için. Sarılı sigarada, şeyde sigara kağıdında. Ma nereye gitti istedi? Polise gitti istedi. Aman Allah'ım ya. Ya bu bizim basın yayın tarihimizde ender görünen trajikomik haberlerden bir tanesidir ha. Bence ödüllü adılar ya şu bazı kuruluşlar birbirleri aralarında kendi kendilerine. Bence bu habere yılın trajikomik haberi diye ödül vermesi lazım. Diğer gazetelerde de çıktı yani sadece ısrarda çıkmadı. Diğer gazetelerde de çıktı. Bizde de çıktı. O bir gazetelerde de çıktı. Gazetelere vermeyecek ödülü. Gelmiş geçmiş en trajikomik haber diye ödül verilmesi lazım buna. Ben ısrarın genel yayın yönetmenini kutluyorum. Memleketin ne hale geldiğini bu manşet çok güzel ortaya koyuyor. Cürete bak. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Mübarek Regaip Kandili gününde ya. Olaylar hiç mi bunlar ya? Lefkoşa'da uyuşturucu içerek polis müdürlüğüne giden ve polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki Eren Güneş cezaevine gönderildi. Ve Tufan Erhürman televizyonda güzel konuşuyor ya. Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşuyor ya. Ama sınırlarımız diyorum yani. Kapılarımız delik deşik. Ama Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuşuyor. Ve Lefkoşa'da uyuşturucu sigarayı yakmak için polis müdürlüğüne gidip polislerden çakmak istiyor. Memlekete sorma girhanı gibi girenler. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi Cüneyt Oruç seni tebrik ederim ha. Hep bütün gazetelerde çıktı ama sen bunu manşete aldın. Güzel oldu. Afrika söz sırası bizde demiş manşette. Saldırganlar serbest. Meclis damında fetih bayrağı açanlar serbest. 9 saldırgan hala yakalanamadı. Şener Levent ile Ali Osman'ın ise yargılanmasına devam ediliyor. Söz sırası bizde. Evet, bugün savunma bu konuda söz alacak. Ve söz alarak 22 Ocak kalkışmasında meydana gelen olaylarda saldırıya uğrayanlar tabii hakları da hukuku da orada dile getirilecek. Gazeteleri tamamladık ama Tufan Erhürman televizyonda çok güzel konuştu yahu. Yani harika konuştu yahu. Yönetmenim de beni bugün erken uyarır. Toparlayalım yavaş yavaş diye. Ya, erken başladığımızda erken çıkmamız lazım. Tabii. Değerli yönetmenime de sevgiler, selamlar buradan. Bütün şeyimizi çekiyor bizim burada. Derdimizi çekiyor. Ne güzel de hazırlıyor stüdyoyu bize ve tablet dolu gazetelerimizi, her şey hazır. Bize
gelip hatta yemeği bile kurtarıyor diyebilirim. Çünkü yönetmenlerin işi zor iştir. Biz de gelip burada konuşuyoruz. Ama Tufan Erhürman bizden daha güzel konuşuyor. Lakin biz memleketi yönetme iddiasında değiliz. Bizde laf çok olabilir. Konuşuyor olabiliriz. Eleştiriyor da olabiliriz. Bizde laf çok. İşimiz bu. Ama senin işin laf üretmek değil Sayın Başvekil Tufan Erhürman. Senin işin iş üretmektir. Laf üretmek değil. Nenem de laf üretir. Benim nenem de güzel konuşurdu. Çok güzel konuşurdu. Lefke'de bütün kadınlar gidelim Şerif Abay'a da eğlencelidir onun konuşması. Hoşlarına giderdi. Doğru yanlış nenem konuşurdu ama onların hoşuna giderdi. Güzel konuşan çok. Asıl olan memleketi güzel yönetmektir. Sadece güzel konuşmak değil, memleketi güzel yönetmektir. Bu bakımdan başta Sayın Başvekil olmak üzere muavini de o konuyu açmak istemem ama 2015 seçimlerinde Alsancak ve Lapta'da seçimi kazanmaması için, ikinci tura kalmaması için Kudret Özersay'ın para dağıdanlarına muhabbet eden, şu anda muhabbet eden Sayın Kudret Özersay, kendinin kazanmaması için seçmene para dağıdanlarından şu anda derin bir muhabbet içinde olan Sayın Kudret Özersay ve Başvekil Sayın Tufan Erhürman, konuşun, konuşacağınız kadar daha konuşun. Konuşun. Biri sistemin tekerine çomak sokacak, o biri yolsuzlukların hakkından gelecek. Aha bak tabloya. Göstermeyin bana şimdi bazı neyse. Çok konuşmayalım da belli olmaz. Bunlar çünkü hepsi düzenin, rejimin işbirlikçisidir. Müttefikidirler. Biz burada UBP ile kanlı bıçaklı kavga ederken onlar UBP'nin bilmem neresini yalayanlarla şu anda muhabbet içindedirler. Son haftanın son programını böyle kapatmak istemezdim. Hakikaten böyle kapatmak istemezdim. Değerli izleyenler, her zaman olduğu gibi farkına varırsanız iyi olur. Hayat hakkımız mücadelemiz kadardır. Ne kadar mücadele, o kadar hayat hakkı. Onu bir kenara yazın, göreceksiniz. İyi bir hafta sonu, mutlu bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın. We'll be right back.
ve gündemi Yeni Bakış'ta yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'ta başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.